Yasemin Hanım, Pınar Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. En son ne zaman konuştuk hatırlamıyorum ama sizin iki şeyiniz, bir cümleniz kulağımda, dediniz ki altına dikkat edin, gümüş de artıyor. Buyurun söyleyin. Tahmin tuttu. 2023 yılında yükselişle başladı gram altın. %8.6 civarında bir artışla yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. 1114 lira seviyesinden yıla başlamıştı gram altın TL fiyatı. Ekranlarda her ne kadar 168 lira seviyesinde olduğu görülse de kapalı çarşı piyasasında veya bankalarda vatandaşın satın alabildiği gram altın TL fiyatı 1188 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatını önümüzdeki aylarda, yıl içerisinde bu değer artışlarının devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Yani rekorlar yolda ve yıl içerisinde yeni rekorlarını gördü, şöyle oldu, böyle oldu diye çok haber akışları bu yıl göreceğiz. Çünkü 2023 yılı altın ve gümüş yılı, beklentimiz o yönde. Gram altın TL fiyatını yıl içerisinde 1280, 1350, 1450 hatta 1500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirme ihtimali kuvvetli. O yüzden yükselişler aslında daha yeni başladığı için yukarı yönlü hareketlerde elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın korku ve panikle bu fiyatlar düşer, daha çıkmaz düşüncesiyle satış yapmasını çok da tavsiye etmiyoruz. Ancak önümüzdeki iki haftaya bakmamız lazım, kısa vadi yani. Bu önümüzdeki iki haftada çok hızlı yükseldiği için, 3 hafta boyunca bu hızlı yükselişlerin devam ettirdiği için mutlaka teknik anlamda da bir düzeltme, yani bir düşüş yaşaması gerekiyor. Bu düşüşlerde ekranlarda 1120, 1140 bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Bunlar da aslında altın almayan, düğün yapacak olan, altın borcu olan vatandaşlarımıza bir fırsat sunacaktır önümüzdeki haftalarda. Orta ve uzun vadeyi zaten yorumladık. Yükselişine devam edecek ama kısa vadede bu trene binmek isteyen vatandaşlarımızın da bu kısa vadeli düşüşleri avantaja çevirebilir. Ons tarafında ciddi bir yükseliş beklentimiz var bu yıl için. Evet. Özellikle 2350 dolar, 2500 dolar seviyeleri sürpriz değil. Altın ve gümüş gibi değerli metaller değerinden çok ucuz kaldı. Bu kadar yüksek enflasyona karşı, bu kadar jeopolitik risklere rağmen, bu kadar resesyon ve belirsizliğe rağmen bunlar sınırlı varlıklardır ve merkez bankalarının ciddi anlamda stokladığı varlıklardır. O yüzden yükseliş beklentimizi hala sürdürdüğümü söyleyebilirim. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Özellikle altın pandemi döneminde uçtu. Altının uçtuğu önemli iki tane nokta var. Birisi pandemi, salgın hastalıklar, diğeri de savaş. Şimdi biliyorsunuz bugün Ukrayna-Rusya savaşının kızışacağına dair haberler var. İşte Amerika dedi ki Almanya ile ben onlara tanklarımı yolluyorum dedi. Bu olay, savaşın kızışacağı haberi altın fiyatlarını nasıl etkiler? Güzel bir konuya değindiniz Yasemin Hanım. Şimdi altın puslu havayı sever. Ya ne zaman ekonomik krizler olsa, ne zaman savaş riski olsa, ne zaman böyle belirsizlik olsa altın her zaman güvenli liman gömleğini giyer ve bütün dünyadaki yatırımcılar altına sığınır. Evet, Ukrayna-Rusya tarafındaki bu riskler halen devam ediyor. Ben özellikle geçen yıl yatırımcısına da, burada ekranlarda da sık sık bahsediyoruz, kontrollü bir şekilde bu süreç 2-3 yıl devam edecek ve bu sürecin bitmesini istemiyorlar. Ve dolayısıyla da bu jeopolitik riskler ne kadar uzarsa, gelen haber akışları ne kadar çok rahatsızlık verirse altın fiyatları da bir o kadar yükselir. Dolayısıyla da jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler arasında olacağını söyleyebilirim. Evet, peki 1500'ü görür mü biraz önce arkadaşlar? Çok yüksek, çok yüksek bir ihtimalle. Çünkü ons altında 2350-2500 dolar seviyeleri beklenirken Haziran'dan sonra bir kur atağı beklenirken bunun çarpımı... Bir dakika. Onu yavaş geçelim. Yavaş geçelim. Haziran'dan sonra kur atağı dediniz. Dolar olarak yani mı söyledim? Böyle bir evet, dolar TL tarafından bahsediyorum. Yani dolar TL kurundan da destek alan bir altın fiyat var karşımızda. Evet. Haziran'dan sonra tabii ki kur tarafında da bir hareketlenme söz konusu olabilir. Ve beklentimiz bu yönde. Ve dolayısıyla çarpana baktığımız zaman da gram altının 1450-1550 bu rakamları görmesi çok kuvvetli bir ihtimal gibi duruyor. Ancak o zaman yine önümüzdeki merkez bankaları manipüle ederse, merkez bankaları bunları baskılarsa biraz gecikir. Yani imkansız değil, biraz gecikir ama yine 1114 lira seviyesinden yıla başlayan gram altında en az tutup da 1350 lira seviyesinin altında yılı tamamlamaz diye tahmin ediyorum. O zaman şimdi konuşmanın başında dediniz ki
aslında daha da fazla artmaz diye endişe edip ellerindekilerini bozdurmasınlar. Anlıyoruz ki bir 6-7 ay daha hiçbir şekilde en az kıpırdamamaları, belki 2024 başına kadar mevcutta kalmaları onlar için daha iyi olacaktır. Altın ve gümüş sahipleri. Çok çok haklısınız. Sadece şunu bilmesi gerekiyor vatandaşlarımızın. Altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Sürekli alırsınız, kenara koyarsınız. Ne zaman ihtiyacınız olur? Ev alırsınız, araba alırsınız, başka bir şeye yatırım yaparsınız, ihtiyacınız olur. O zaman bozdurabilirsiniz. Yoksa altın yükseldi yerine koydum veya koyacağım diyen vatandaşlarımızın da zarar ettiği bir düşünceye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz İslam Bey. Sağ olun. Hoşçakalın.